الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قيل لكم انفروا في <applause> سبيل الله يا انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليم استبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم Yeah.

يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّ ك الفوز العظيم ومن س ki Allah doğru söyledi. Sevgili seyirciler, kıymetli dostlar, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun Aleyküm. aleyküm. Geceniz aleyküm. hayırlı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Aleyküm. Programımıza cümleten hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti cümlenize aleyküm. Rabbim eksiksiz ihsan eylesin. Aleyküm. Hem ekranları başında şu anda bizimle birlikte olan kardeşlerimi hanımefendileri beyefendileri gençleri tüm kardeşlerimizi hem de burada bizim kıymetli misafirlerimizi Kanal 7 ekranlarımızda canlı olarak yayınlanan önden gidenlerde stüdyo misafirlerimiz hanımefendiler beyefendiler hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Allah ne muradınız varsa ihsan eylesin. Bugün Yine mübarek cuma akşamı Kur'an-ı Kerim'le başladık. Bizim en sevdiğimiz şey gerçekten Kur'an dinlemek. Şimdi bu ibadeti biz genellikle ihmal ediyoruz. Tabi Kur'an-ı Kerim'in manasını bilmek ve Kur'an'ın içindeki emirleri yaşamak en önemli şey odur. Allah onu da nasip etsin. Ama bir insanın Allah'ın kelamı, Allah'ın gönderdiği o güzel, mübarek kitabımızı dinlemesi ibadettir. O da ayrı bir zevktir. Ayrı bir hazdır, ayrı bir tattır, ayrı bir feyiz ve nurdur. Bugün çok değerli bir kıymetli misafirimiz, ülkemizin gerçekten çok güzel karilerinden benim de çok değerli dostum, kıymetli hocam, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii Diyanet İşleri Başkanlığımızın o e, bulunduğu binanın bulunduğu bölgedeki büyük, muhteşem, güzel bir cami. O caminin İmam Hatibi hafızı Kurra Ali Tel hocam açılış Kur'an'ını okudular. Hocam ağzına sağlık. Allah, Allah razı, olsun. razı olsun. Cümle bizden hocam. Hoş Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sefalarınız. Elhamdülillah. Sizleri sormadım değil mi? Hizmete devam. Kur'an dinleyen meclisleri çoğalttılar. Elhamdülillah. Rabbim eksik etmesin inşallah. bu hem son zamanlardaki şehitlerimiz hem 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere yurdumuzun pek çok yerinde böyle Kur'an ve dua meclisleri oluyor. Hocam da Allah razı olsun bu güzel sesiyle nefesiyle Kur'an tilavetiyle bir ucundan tutmaya çalışan hocalarımızdan Allah hayırlı uzun ömürler Amin. versin Sizden bize hocam böyle. Inşallah. Billur gibi, gül gibi, güzel sesiyle Rabbim uzun yıllar ümmeti Muhammed'e Kur'an okumayı, ahirette de onun şefaatiyle kurtulmayı Allah hocamıza da bize de Amin. nasip etsin. Amin, inşallah. Değerli kardeşlerim bugün sizlerle Allah nasip ederse programımızda peygamberimizi kederlendiren, hüzünlendiren, daha doğrusu Allah'ın peygamberlerinin de başına gelen olaylardan bahsederek hüzün ve kederi konuşacağız. <laughs> Son zamanlarda dünyada çok yayılan bir hani stres diyoruz ya, işte tat alamıyorum bu dünyadan, tadı tuzu kalmadı bu işlerin filan diyoruz ya, bunun bir iki yüzü var. Yani hüzün ve kederin insanın içini yakan, gözünü yaşartan olayların iki cephesi var. Bir dünyevi olanlar, uhrevi olanlar. İnsan dünyevi acılar ve hüzünlerle de kederlenir, gözleri yaşarır, içi yanar yani. Allah Kur'an-ı Kerim'de Mücadele Suresi 10. ayeti kerimeden de yola çıkarak Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki şeytanın bir Müslümana verdiği zarar olarak en sevindiği olay Şeytanı en çok sevindiren olay bir Müslümanı hüzünlendirmek, korkuya, telaşa düşürüp onu böyle kederli, acılı bırakmak. Onun için sakın sakın bir Müslümana, bir insana, bir hayvana, bir canlıya hüzün yaşatacak, onun gönlünü gam ve kederle dolduracak acıların vesilesi siz olmayın. Çünkü şeytan buna çok sevinir diyor. Şeytanı sevindiren iş yapmış oluruz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında da zaten Peygamberimizin ömrünün büyük çoğunluğu hüzünle geçmiştir. Bana uzun yıllar önce bir hocamı sevdiğim de bir hocam olduğu için çok da kızmadım da kırılmadım da herkes kendi bildiği yolda yürüyecek. Ya siz işte peygamberi, hüzün peygamberi gibi anlatıyorsunuz filan demişti, eleştirmişti haklı olarak. Ve peygamber efendimizin böyle hep böyle gözlerinin yaşardığı, canının yandığı hadiseleri konuşarak asıl meseleyi Müslümanların önüne koymuyorsunuz. Yani ne yapacağız biz şimdi aristom olacağız bu saatten sonra. Neyin mütalasını yapacağız? İnsanımızın yaşadığı bir hayat var. Bir de bir üniversitedeki akademisyenin gündemi başkadır. Sokaktaki vatandaşın, çarşıdaki, pazardaki ablanın gündemi başkadır yani. Hayata bakışı da başkadır. Olayları tahlil edişi de başkadır. Yani siz ne ilmi şeyler düşünürsünüz adamın o gün akşam pazara çıktığında gündüz akşam çocuklarına yapacağı yemeğin hesabı olan nice insanlar var. Onların gündemi başka, yorumları başka. Onlar çok daha basit, dini çok kolay, çok sade kolayca anlayabileceği bir şey arıyor. Öyle uzun uzun İmam-ı Şafii de aslında burada şu ayeti şöyle yorumlamış buradaki harfi cerri şöyle anlamış filan. Böyle bir gündemi yok vatandaşın. Yani bu olması da mümkün değil. Bu ilim ehli insanlar oturacaklar, konuşacaklar. Meseleyi anlayıp birbirleriyle arasında horoz dövüşü gibi öyle televizyonlardan, internetlerden, efendim sosyal medyadan birbirine hakaret ederek de değil. bu, bu da çok yaygınlaştı son zamanlarda. Bu da ayrı bir fitne sebebi oluyor insanlarda. Halbuki kardeşlerim bakınız insanlar dini yani Allah'tan korkan, dini yaşayan alimlerden onların anlattığıyla öğrenmiş şimdiye kadar. Kimse oturup da hangi eserde hangi fetva var bunu öğrenecek ne vakti var, ne de imkanı var insanların. Bu programlarda biz daha çok ahlak kurallarını, Peygamber Efendimizin davranış, tavırlarını ve hayat içinde yaşadığı olaylardan örnek alsınlar da yani belki davranışlarında, konu komşu ilişkilerinde, gelin kaynana akraba ilişkilerinde siyasi parti olayları birbirlerini çok geriyor insanları. Mesela son zamanlarda hele bizim gibi ülkelerde bir acayip bir şey. Avrupa'da, şurada, burada da seçimler oluyor ama hiç böyle bir şey gerginlik olmuyor. Millet yani halbuki basit bir şey ya. Git pazar günü oyunur ver ne istiyorsan. Komşuluğunu kırma yani. Arkadaşlığını yıkma yani. Efendim işte geçenlerde haberlerde gördüm. Koskoca koca koca Türkiye'nin en büyük yazarları bile benim çok sevip okuduğum insanlar bile efendim, efendim işte falan imam nasıl görüş açıklarmış. Niye? Ne var yani? Ne var? Size dinin emri bu demiyor. Allah'ın emri bu demiyor. Yani gazeteci nasıl fikir beyan ederse bu memlekette insansa, herkesin demokratik hakkı varsa, herkes fikrini beyan edebilir. Niye korkuyorsunuz bundan? Başkasının fikir hürriyetini savunurken bir din görevlisi bu kadar baskı altına niye alınır? Cenaze imamları efendim şöyle demişler de evet demiş, hayır demiş, ne demişse demiş. E tamam o onun fikri ya. Ben de kabul etmiyorum dersin, geçer, gidersin. Bunu germenin, büyütmenin alemi ne? Ben savunuyorum arkadaşlarımın fikirlerini rahatça söylemesini. Hocanın ağzından çıkan dinmin değil. Hoca dini ayrı anlatır ama o da bir insan yani. Hep din adamı değil hoca yani. Hoca komşudur, hoca sahada futbolda oynar, hoca arkadaştır, hoca eştir, hoca evlattır. Hoca öyle papaz filan değildir. Hristiyanlarda din adamı hep dindir biliyor musunuz? Hep dindir yani. Evlenemez mesela papaz. Ömür boyu papazdır yani. Gece de papaz, 11'de de papaz. Adamın şeyi bu, inancı bu. Biz öyle değiliz kardeşim. Din adamı, hoca efendi, müftü efendi neyse görevi başkadır. 11'de bu adam babadır. Sabahleyin çocuğunu okuluna bırakan bir velidir. Yani İnsanların özel kendine ait alanları var ya. Fikir niye beyan etmez? Ha size derse ki Müslüman olmak istiyorsanız böyle parti tutun falan o yanlış olur. Kimi derse desin o suç olur. Ama herkesin bir fikri var kusura bakmayın. Bu kadar baskı yapıp durmayın yani. Burada Peygamber Efendimizin de peygamberliğin dışında bir insan tarafı vardı. Yani peygamberimiz evet peygamberdi ama bir de insandı yani. Abduhu ve diyor ya. Kuldu ve peygamberdi diyor ya Allah. Şehadette de öyle diyoruz. Önce onun bir insan olduğuna inanıyoruz. İnsandır Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. Hazreti peygamberin mesela yavruları vefat etmiş. Altı kere çocuğu ölmüş Hazreti Muhammed'in. Düşünsenize. Yani bu vesileyle bütün şehitlerimiz de var. Allah onlara da rahmet eylesin. Yaralılarımız var. Elbaptan gelen, geçen dün de, bugün de. Üç tane bugün, beş tane dün şehidimiz var. Mekanları cennet olsun. Allahu Teala ümmeti Muhammed'i ve bütün askerlerimizi, polislerimizi, yavrularımızı korusun. Şimdi Resulullah Aleyhisselam'ın da şimdi bir tane çocuğu şehit olan ana babaları görmüşsünüzdür. Yüreği yanıyor tabudun başında. Nasıl o çırpınışlar, o çocukların, babamı niye bu tabudun içine koydunuz diyor küçük bir kız çocuğu. İnsanın ciğeri dayanmıyor yani, içi dayanmıyor. Hüzün ve gam her tarafımıza doluyor. Hazreti Muhammed'i bir düşünün. Altı kere çocuğu ölmüş. Kendi yaşarken altı kere evlat acısı yaşamış. Hani hüzün ve e, gam peygamberi gibi tanıtıyorsunuz dedi bir hocam dedim ya ya böyleydi ama yani peygamberin hayatının büyük bölümü hadisi şerifler var burada pek çok hadisi şerif var peygamber efendimiz aleyhisselam'ın büyük çoğunlukla sizi gören hüzünlü görsün diyor yani böyle güler yüzlü neşeli şakacı filan değil bak öncelikle Müslüman'da bir hüzün olmalı. Hüzün, böyle bir sakinlik. Fakat bu hüzün dünya korkusundan değil, Allah korkusundan olmalı. Yani biz yaşıyoruz ama ölüme doğru gidiyoruz. Her aldığımız nefesle ölüme bir adım daha yaklaşıyoruz. Her aldığımız nefes bizi ölüme doğru yaklaştırıyor. Dolayısıyla Müslümanın öleceğini bildiğinde hüzünlenmemesi mümkün mü? Bir cenazeye gidiyoruz. Yani cenazede gülmek ayıptır der büyüklerimiz, değil mi? Evet. Niye? Ya cenaze yani bir gam, keder var, acılı bir aile var orada. Peygamber Efendimizin de yaşadığı acı olaylar var. Resulullah'tan önceki mesela Yusuf Suresi'ndeki olayla başlayalım. Allah Resulü'nün peygamber kardeşlerinden Hazreti Yusuf'un çok güzel bir hikayesi var Kur'an-ı Kerim'de uzunca anlatılır Yusuf suresi. Orada yani çocuk yaşta daha Hazreti Yusuf 16, 17 yaşlarında, yetişme çağında kardeşleri çocukluktan beri onu kıskanıyor. 11 tane kardeş. Hepsi peygamber çocukları. Hepsi. Ve Yusuf bir rüya görüyor. 11 tane yıldızın, ay ve güneşin kendi önüne gelip secde ettiğini görüyor rüyasında. Babasını anlatıyor. Babası diyor ki oğlum bunu kimseye anlatma. Bu rüyanın manası annen, baban, kardeşlerin bir gün sana gelecekler. Ayağına gelip sana teslim olacaklar. Senin önünde saygıyla bulunacaklar. Yani kardeşlerin bunu kıskanabilir. Anneleri de ayrı. Yakup peygamber çok evli bir peygamberdi. Peygamberimiz aleyhisselamdan önce de çok evlilik vardı. Mesela İbrahim peygamberin bildiğimiz iki tane hanımı var. Hem Hacer hem Sare. Yakup peygamberin de mesela Bünyamin ve Yusuf bir annenin çocukları. Diğer üç tane oğlan bir annenin çocuklar, dört tane hanımı var Hazreti Yakup Peygamber'in. <laughs> On bir tane de çocuğu var. Diyor ki diğer kardeşlerin ve üvey annen kıskanır. Bunu anlatma. Ama duyuyor kadın. Üvey anne duyuyor. Demek benim çocuklarım bunun önünde eğilecek öyle mi? <laughs> Onu kıskanıyor. Ve kardeşlerim Hazreti Yusuf'un bu gelecekte ereceği mertebeyi çocuklarına paylaşıyor. Yani çocuklara karşı davranışta da buradaki ayetlerde şunu görüyoruz. Bir çocuğu kıskandıracak şeyi öbür çocuğunuza söylemeyin. Aynı babanın çocuğu bile olsalar bakın. Kendi çocuğunu kollamak için, kendi çocuğunu korumak için Yusuf'un annesi erken ölüyor. Yusuf üvey anne elinde büyüyor. Bünyamin de öyle. Hazreti Yusuf aleyhisselam kardeşlerim tabi o annesi üvey annesi buna kötü davranca Yusuf aleyhisselamı bir gün oyuna getirip baba Yusuf'la oynayacağız diyerek babalarını kandırıyorlar. Diğer on kardeş. Götürüyorlar Hazreti Yusuf'u oyuna. Yusuf da istiyor ki barış olsun. Abilerimle beraber olayım. Babam niye beni onlarla yalnız göndermekten korkuyor ki? Baba diyor ben de istiyorum diyor. Ya yapma diyor. Hep böyle gözümün önünde ol istiyor Yakup da. Ona zarar gelmesin bir yaşa kadar. Ona peygamberlik verilinceye kadar korumak istiyor. Baba yüreği işte. Ama Çocuk da ısrar ediyor. Baba diyor ne diyor yani hani böyle kafeste besler gibi. Ben de abilerimle oynayacağım ben istiyorum diyor ya gitmeyi. Onlarla oynamaya gitmeyi ben istiyorum diyor. Müsaade ediyor. Aman dikkat edin diyor. Bak kardeşinize bir kötülük gelmesin. Korkuyor. Akşam hakikaten Yusufsuz geliyorlar. Kanlı bir gömlek ellerinde. Yusuf nerede deyince Yusuf'u kurt yedi diyorlar. Hazreti Yusuf'u kurt yedi diyorlar. Yani 11 çocuğun içinde onu yemiş mesela. Hazreti Yakup gömleği alıyor yüzüne, gözüne sürüyor. Diyor ki: "Bu kurt diyor ne kadar merhametliymiş ki Yusuf'u yemiş de gömleği hiç yırtmamış." diyor. Gömlek sağlam. Kanlı gömlek demek ki bir tavşan mavşan vurdular avcılık var sahne hani onlarda da. Tavşan, mavşan vurdular. Neyse, onun kanını sürdüler. Demek ki gömle Hazreti Yakup biliyor olayı yani. Diyor ki yani bu diyor Yusuf'u kurt murt yemedi. Onlar kuyuya atmışlar. Kardeşlerden birisi acıyor. Diyor ki öldürmeyelim diyor. Atalım kuyuya diyor. Yani biz öldürmemiş olalım. Vicdanını rahatlatmak istiyor. Bir insanı ölüme terk edip gitmek o da cinayet değil mi yani? Sonra işte hikayeyi biliyorsunuz. Yusuf Aleyhisselam orada 3 gün kalıyor. Müslümanlar. Yakup peygamber o üç gün içerisinde dikkatinizi çekerim. Bunu ben bir kere daha söyledim. Konunun önemine binaen bir kere daha özellikle hatırlıyor hatırlatıyorum. Lütfen buna çok dikkat edin. Hani din olayı her şey ispat edilen bir şey değil. Din gayba imandır. Dinde birçok şeye siz içinizden inanırsınız, yaşarsınız. İnanmazsanız yaşamazsınız. Peygamber Efendimiz diyor ki şu dua faydalıdır diyor. İnanırsın, okursun. İnanmazsın, okumazsın. Böyledir. Din inanca bağlıdır. Göremeyiz yani biz birçok şeyi nasıl olduğunu bilemeyiz yani. Dinde her şey ispat edilmez. Din için akıl mantık çok önemlidir. Ama her akıl mantık dinin her şeyini için almaz. Akıl almaz zaten. Yani akıl her şeyi hazmedebilecek olsaydı din sizin aklınız kadar olurdu. Bizim dinimiz mesela Allah'ı nasıl ikna edeceksin insanlara? Varlığını nasıl göstereceksin? Yok. Göremiyoruz. Ama inanmak zorundayız. İnanmazsan inanma. İnanmazsan Müslüman olmamış olursun. Buna da zorlayan yok. Mesela ahirette cehennem var diyoruz. Var mı? Gören var mı? Yok. Gidip gelen var mı? Yok. Ne? Ne yapıyoruz? İnanıyoruz ama. Aman yavrum ahiret var diyorsun. Kul hakkı diyorsun. Buna inanç olmasa dünyada anarşi terör ne olurdu bir düşünsenize. Onun için biz Allah'ın bazı şeylerine dinde inanırız sadece. Dini konularda aldatılmak çok kolaydır. İnsanlar en kolay din üzerinden aldatırlar insanlar. Bir insanı çok abartırsınız, ona kendinizi köle gibi bağlarsınız, her şeyine inanırsınız. İslam burada Müslümanı uyandırıyor. Yani öyle her şeyi bilen, her şeye hakim olan bir kul yoktur diyor. Nereden bileceğiz? Kur'an-ı Kerim'den işte. Yusuf'un hikayesi bunun delilidir. Kur'an'dan delil. Yakup peygamberin oğlu Yusuf'un düştüğü kuyu Yakup'un evine 15 kilometreydi. Oğlunun hangi kuyuya düştüğünü bilemedi peygamber. Bilse gidip kurtarmaz mı? Ağlıyor çırpınıyor. Yavrum bak bunu kurt yememiş diyor. Kurt yese bu gömlek parça parça olmaz mı? Kurt yememiş bunu yani. Bu nasıl bir merhametli bir kurtmuş? Yusuf'u yemiş de gömlek sapasağlam gelmiş. Düşünememişler onu. Tabi Hazreti Allah onlardan diyor ki ayeti kerime Yusuf suresi 84-86. ayetler. Yakup onlardan yüz çevirdi çocuklarından. Ve vah Yusuf'uma vah dedi. Ve üzüntüden iki gözüne ak düştü. Yani iki gözü kör oldu. Neyden olmuş? Üzüntüden. Konumuz neydi bu gece? Üzüntü, hüzün, gam ve keder. Yani kendini çok sıkmak insanı hasta eder. Çok kafaya takmak Buna çok moralini bozmak. Allah Kur'an'da Yakup'u gösteriyor bize örnek olarak. O kadar üzüldü ki iki gözüne ak düştü. Ağlamaktan, kafayı takmaktan. Peki Allah peygamberine ya bu kadar ağlama Yakup. Aha sana gösteriyorum, aha şu kuyuda oğlum git kurtar. Diyemez miydi? Derdi. O zaman bugünkü adam diyor ki, bir şeyh efendiye mesela. Allah dostları var mıdır? Vardır. Allah'ın veli kulları var mıdır? Vardır. Biz bunlara iman ediyoruz. Ama Allah dostları her şeyi bilmezler. Onların güzel ahlakları bizim için onlar Allah dostu yapar. Benim kaybolan paramı bulması bir adamı Allah dostu yapmaz. Yani bir böyle gaybi bir şeyi diyor ki mübarek diyor beni kurtaracak diyor. Böyle bir Allah dostu yok. Peygamber Efendimiz'in hazır yeri gelmiş bağlantı yapayım. Bu konudaki örneği hem de sahih bir hadis Osman bin Mazun radıyallahu an vefat etmişti. Medine'de ilk vefat eden muhacir Osman bin Mazum'dur. Yani Mekke'den gelip Medine'de can veren ilk muhacir Mekke'de hicret edip Medine'ye Medine'de ilk vefat eden Mekkeli kimdir diye bir soru gelirse size Osman bin Mazun deyin hemen. Osman bin Mazun. Mekke'den Medine'ye gelen Osman bin Mazun Medine'de vefat eden ilk ensar kimdir kardeşlerim? Esad bin Zürare. Medinelilerden peygamberimiz hicret ettikten sonra ilk ölen Esad bin Zürare'dir. Mekkelilerden Medine'de ilk ölen sahabi Osman bin Mazun'dur. Osman bin Mazun radıyallahu an Efendimiz öyle takva bir insan ki Hazreti Ali'nin oğullarından birinin adı Osman'dır. Değerli kardeşlerim dikkat ediyor musunuz? Hazreti Ali'nin Biliyorsunuz Hazreti Ali'nin 19 tane çocuğu vardır. Hazreti Ali Efendimiz 19 çocuk babasıdır. Oğullarından birinin adı Osmandır. Osman hangi Osmandır biliyor musunuz? Aha bu muhacir Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra genç yaşında ölen Osman bin Mazun'un adını koydum diyor Hazreti Ali. O Osman'ın adıdır Ali'nin oğlu. Nasıl bir insansa Hazreti Ali oğluna o adamın insanın o mübareğin adını koyuyor. O vefat edince Resulullah akşam onların evine ya da gündüz taziyeye gidiyor başsağlığına. Cenazeyi gömüyorlar eve gidiyor insanlara sabır dileyecek peygamber. Komşular toplanmışlar hanımı genç yaşta dul kalmış. Osman bin Mazun Aynı zamanda Habeşistan muhaciri Osman bin Mazum. Hanımı tabii kadın gurbete gelmiş, her şeyini bırakmış. Bir Müslüman kardeşinin yardımıyla yaşıyor. Yani elin eline bakıyor diyebiliriz. Şu Suriyeli mülteciler var ya barakalarda kalan. Onlardan biri düşünün. Öyleydiler yani. Ensar Muhacir deyince siz 3-5 bin lira maaş mı alıyorlar zannediyordun? Yok. Yani çoğu günler aç kalmışlar. Hazreti Ömer bile 3 gün aç gezdiğini düşünürseniz Medine'deki hayatı siz anlarsınız. Hazreti Muhammed Mustafa'nın açlıktan yani hiçbir şey bulup yiyememekten dolayı artık canına tak demiş bir Müslüman kardeşinin kapısına gece vakti gidip kapıyı çalıp açız ey Ebul Haysem dediğini düşünürseniz Hazreti Muhammed üç gün bir şey yiyememiş. Ebul Haysem'in kapısını çalmış açız ailece ey Ebul Haysem seni gündüz hurma toplarken görmüştüm. Belki bize ikram edecek bir şeyin vardır. Oraya kadar yani kalmış iş. Peygamberimizin neler çektiğini yani öyle bal börek her gün sinisini sini yemekler gelmiyordu. Müslümanlar da zor durumda. Hazreti Osman bin Mazun'un evine gitmişler. Baş sağlığı için. Kadınlar yan tarafta ağlıyorlar. Müslüman annemiz Osman bin Mazun'un hanımı şöyle feryat ediyor. Kalabalıklar çoğalınca diyorlar ki Resulullah geldi. Ey Resulullah'ın dostu Osman kocasına hitap ediyor. Gündüz gömmüşler cenaze evi. Ey Osman sana müjdeler olsun. Allah seni mahrum etmez ki sen Allah yolunda hicret etmiş. Her şeyini Allah yoluna terk edip dini İslam için buralara gelmiş. Ve şurada garip bir kul olarak can vermiş Hazreti Muhammed'in kardeşisin. Allah seni ahirette zayi etmez. Müjdeler olsun, kurtuldun Osman." demiş. Peygamber Efendimiz ne dedi biliyor musunuz? Bu sözde ne var? Kim ne diyebilir ki bu söze? Peygamberimiz buna bile müsaade etmedi. Şu kadına söyleyin dedi. Osman'ın hanımına söyleyin bana bildirilmeyen bir şey ona mı bildirildi Vallahi Allah'ın öldüğüm zaman bana ne yapacağını bilmiyorum Osman'a da şu anda ne yapıldığını bilmiyorum dedi Yani Osman amel defterinde ne var ne bileyim Osman radıyallahu anh için peygamberimiz dedi ki Öldüğüm zaman bana ne yapılacağını da bilmiyorum. Osmana da şu anda ne yapılıyor onu da bilmiyorum. Ey mezardan haber verenler beri gelin bakayım. Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor bunu. Aleyhissalatu vesselam. Bana ne yapıldığını, ne yapılacağını bilmiyorum. Osmana da şu anda ne yapılıyor bilmiyorum. Biz sadece şunu söyleriz. Ya Rabbi biz Osman'ı hayırlı bir Müslüman olarak tanırız. İyi bir kul olarak biliriz. Onun varsa hataları, günahları, bizim bilmediğimiz amel defterinde noksanları onun affı için sana dua ederiz. Ya Rabbi, Osman'a ahiret yurdunun nimetlerini, cennetin nimetlerini Osman'a nasip et ya Rabbi diye dua ederiz dedi. Yani Osman cennete mi gitti? Cehenneme mi gitti? Osmana kabirde azap ediliyor mu? Edilmiyor mu? Vallahi bunu ben bilmiyorum dedi peygamberimiz. Yakup peygamber de 15 kilometre ötede kuyuya atılmış oğlu Yusuf'un hangi kuyuya atıldığını bilemedi. Onun için kendiniz bir daha dindar, daha beni korusun, kollasın, nasihat etsin, İslam yolunda yürümeme yardım etsin diye bir Allah dostu falan filan arıyorsanız süpermen falan aramayın tamam mı? Onlar size Kur'an ve sünneti anlattığı müddetçe onlara itaat edin. Size İslam anlatıldığı müddetçe onların ardından gidin. Size gaybi haberler verenlerin peşini bırakın. Böyle bir şey yok bilse Hazreti Yakup oğlunun hangi kuyuda olduğunu bilir. Gözleri kör oldu diyor ya Allah. Üzüntüden. Ayet buyurun devam ediyor. Gözlerine ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Oğulları Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u zikredip duruyorsun baba. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin, helak olacaksın yeter artık dediler. Yusuf'un kuyu atan abileri babaları Yakuba acıdılar ve böyle söylediler. Perişan olacaksın. Helak olacaksın dediler. Yakup ne dedi? İnne ma eşku bethi ve hüzni ilallah. Allah'ım ben gamımı kederimi üzüntümü, acımı sadece sana şikayet ediyorum. Sana sığınıyorum. Allah'tan başkasına derdim anlatmayacağım. Hüznümü, gam ve kederimi sadece Allah'a söylerim. Dağılıp gidin dedi çocuklara. Hazreti Yakup onun için ilahisi de çok güzeldir hani ağlar Yakup ağlar Yusuf'um deyi var ya. Ha işte o o güzel ilahi de oradan hani oradan esinlenmiş şairler. Yakub'un ağlaması meşhurdur yani. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam da hayatı boyunca çoğu zaman gözyaşı dökmüş. Ben en az 10 yerde rastlamışımdır. Peygamberimizin sakalı ıslanıncaya kadar ağladı. Hadis-i şeriflerin bu şekilde devam edenlerini. Öyle çok gözyaşı döktü ki sakalı ıslanmıştı. Sahabe böyle naklediyor. Yani ne kadar ağlamış ki Resulullah. Mesela Kur'an-ı Kerim dinlemiş Abdullah İbni Mesud'dan. Şimdi biz yani bir müzik eseri gibi dinliyoruz. Ali Tel hocam okuyor veya işte diğer muhterem hocalarımız. Allah Kur'an'ı okuyan o güzel hocalarımızın hepsinden razı olsun. Ölenlere de rahmet olsun. E okurmuş sahabe efendimiz mesela meşhurdur Abdullah İbni Mesud'un Nisa suresini okuması 41. ayete kadar okumuş şimdi vatandaş mezarlarda görüyorum ben Kur'an okuyacak kaş göz ediyor birbirine kısa kes diye yani Kur'an'dan sıkılıyoruz artık Kur'an bizim için süs malzemesi salona malona koyulan o biblolar miblolar var ya Ha işte hayatımızın bir yerine de Kur'an koyalım. Kutlu doğum programı yapıyorlar. 10 dakika Kur'an okuyunca gözleri patlıyor. Ya peygamber Kur'an için geldi ya. Kur'an okuyup da alsak yeridir ya. Bir buçuk saat adam konferans veriyor. Bir buçuk saat. 15 dakika Kur'an'a dayanamıyorlar. İçeri girmiyor adam. Dışarıda diyor sigara içeyim Kur'an okunacak şimdi diyor. Kur'an okunurken yani anlatılanı dinleyecekmiş de Kur'an'ı dinlemeyecek Müslümanlar. Biz şöyle bir peygamberi bir şekilde hayatımızdan kaybettik. Allah Resulü "İkra" kitabek Ya İbn Mesud kitabından yani Kur'an'dan bir şeyler oku. O da dedi ki bu kitap sana inmişken ben mi okuyayım dedi. Kur'an sana iniyor ya Resulallah. Resulullah dedi ki onu başkasından okumayı dinlemeyi de çok seviyorum dedi. Yani birinin okuması da benim hoşuma gidiyor dedi. Abdullah İbni Mesud o anda gönlünden geçmiş. Peygamberimiz şurayı oku burayı oku demedi yani. Kitaptan bir şeyler oku dedi Kur'an'dan. Hazreti Abdullah İbni Mesud da Nisa suresinin başından başladım diyor. 41. ayete gelince Resulullah'ın diyor hiç kırıklarını duydum. Yeter bu kadar dedi diyor. Ağladı ve hıçkırıklarının yükseldiği yerdeki ayete baktım ki Ey Muhammed o gün insanları şahit olarak getirdiğimizde seni de o insanların hepsine şahit olarak getirdiğimizde onların halleri nice olacak. Yani peygamberimiz insanların başına gelecek olayları ahirette şahitlik edeceğini Kur'an söylüyor. Resulullah buna dayanamamış. Ümmetinin başına gelecek olaylara seni şahit getirdiğimizde onların hali ne olacak ey Muhammed? Hakikaten bizim halimiz ne olacak ya Resulallah? Yani ezan okunurken 40 tane bahane bulup bir parti toplantısının iki vakit namazdan kıymetli olduğu dünyada yaşıyoruz. Adam mitinge gidiyor, ne öğlen var ne ikindi var. Nasıl olacak bu iş ya? Nasıl din mi kurtaracaksınız böyle? Müslümanlar, can kardeşlerim. Peygamber Efendimiz bizim başımıza geleceklere ağlamış da biz bizim başımıza geleceklere ağlayamıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Ayşe annemiz Ayşe-i Hümeyra radıyallahu anha annemiz bir gün kardeşlerim evindeydi. Onun yanında bir gün Hazreti Ayşe annemizin yanına geldi. Abdullah İbni Abbas Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah. Abdullah İbni Abbas Ayşe'nin yanına geldi. Ayşe anamızın artık öleceği günler. Ölüm döşeği, ölüm hastalığı. Son zamanlar. Ayşe anamızın yanına geldi. Hazreti Abdullah İbni Abbas ve ona moral vermek istedi. Moral vermek istedi. Kötü bir niyeti yok. Dedi ki Ey Ayşe seni hüzünlü görüyorum. Seni dertli görüyorum. Hazreti Ayşe annem hoş geldin ey Abbas'ın oğlu dedi. Hazreti Abbas üzülme dedi. Vallahi sen Allah'ın kendisi hakkında gökten ayet gönderdiği bir kadınsın. Üzülme Ayşe. Peygamberimizin bekar olarak evlendiği tek eşisin. Üzülme Ayşe. Sen evine Cebrail'in vahiy getirdiği peygamberin hanımısın. Üzülme Ayşe, sen kucağında son peygamber vefat etmiş, peygamberi kucağında ahirete yolcu etmiş bir kadınsın. Üzülme Ayşe, odasına peygamberin mezarı konmuş bir kadınsın. Ayşe anamızın faziletli yönlerini anlatmış. Hazreti Abdullah İbni Abbas radıyallahu an yani Ayşe anamıza moral vermek istiyor ölüm döşeğinde. Ayşe anamız radıyallahu anha yani Urve'ye dedi ki şu Abdullah İbn Abbas'a söyle dedi. Sussun. Hani moral veriyor ya. Sussun. Ne olur beni böyle övmeyin dedi. Keşke bugünlere kalmasaydım da çoktan ölüp gitseydim dedi. Sizin iyi hallerinizi insanlar bilip sizi övebilir. Övülmeyi istemiyor Ayşe. Niye? Hazreti Ali ile savaşmış. 1500 kadar Müslüman şehit olmuş. Cemel Savaşı'nda. Ayşe ordunun birinin başı, Hazreti Ali de İslam'ın devlet başkanı halife. Hazreti Osman'ın katillerinin hesabını sorma için Ali'nin ordusuyla Ayşe'nin ordusu bir fitnenin, bir kavganın, bir münafık topluluğun geceleyin baskın yaparak iki orduyu birbirine düşürmesi sebebiyle bir daha ne Ali durdurabildi savaşı, ne Ayşe durdurabildi. Durduruyoruz diyene kadar akşam oldu. Akşamleyin savaş durduğunda 1500 Müslüman ölmüştü. Hazreti Ayşe anamız diyor ki keşke o günü yaşamasaydım da ben çoktan ölüp gitseydim dedi. İnsanın içinde pişmanlık duyduğu gam ve kederi vardır. Onu dağıtmaya çalışmaya izin vermiyor Ayşe. Anlatabiliyor muyum? Yani biz bazen deriz ki ya kafası dağılsın şunun alın götürün başka gezdirin açılsın biraz deriz ya. Ayşe ona müsaade etmiyor anamız. Yani bazı insanın gam ve kederi kendine mücevherden daha kıymetlidir biliyor musunuz? Yaptığınız yanlışlara, yaptığınız günahlara, yaptığınız kötülüklere karşı sizin en büyük servetiniz ne biliyor musunuz? Sizin moralinizi düzelten arkadaşlarınız değil. O canınızı yakacak, ahirette sizi mahcup edecek yanlış işlerimize karşı içimizdeki hüzün var ya, içimizdeki pişmanlık, içimizde kendi kendimizi kınamamız var ya, en büyük gücünüz o işte siz. Allah katında bizi kurtaracak en büyük güç de o, hüzün. Çünkü Peygamber Efendimiz buyurdu ki, Hani Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya şimdi siz bu söze mi şaşıyorsunuz ve alay ederek gürüyorsunuz da ağlamıyorsunuz öyle mi? ayet Kerime Peygamber Efendimiz buyurdu ki Allah korkusundan ağlayan bir kul asla cehenneme girmeyecek. Allah korkusundan. İmtihanı kaybettim. Ne olacak? Vah tüh. Memurluğa beni almadılar. Kendi partililerini soktular. Vah tüh. Bunlar dünyalık hüzünler. Dünyalık korkular. Dünyalık gözyaşları. Bunlardan Allah katında hiçbir fayda yok bize. Ama bir insan derse ki eyvah bu sabah namazını kılamadım. Mahşer günü bu önüme geldiğimde ne olacak ya Rabbi? Bu namazın utancıyla ben ne yaparım senin huzurunda? Bırak bu adam bununla ağlasın. Ya dahma kafanı ya gel şurada bir çay çek diyor adam. Bırak taksın kafayı. Bırak taksın kafayı. Günahından üzülsün insan. O tövbe yerine geçecek. Allah katında tövbenin en güçlüsü pişmanlıkla gözyaşı dökülerek yapılan tövbedir. Allah'ım yüreğimize bizi ahirette kurtaracak kan ve keder koy ya Rabbi. Hüzün ver ki bize ahiretimizi kurtarsın. Bizi dünyalık hüzünler ve kederlerle boğuşturma ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, hüzün ve kederi Resulullah'ın ağladığı, gözyaşı döktüğü, evlatlarının mezarında, yüreğinin yandığı peygamberin keder dolu günlerini mağarada sevrin gözyaşlarını kısa bir aranın ardından konuşmaya devam edeceğiz inşallah. Ağzı <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لم مفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسمان قل الحمد لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لا كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر

كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. محقق الله ورسل Değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, ekranları başında can dostlarım, muhterem hocama, çok kıymetli hafızı Kurra, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bulunduğu yerdeki o güzel camimizin imam Hatibi, muhterem hocamıza bu güzel Kur'an ziyafeti için teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık hocam. Cuma mübarek akşam. Cuma'nız hayır olsun. Allah razı olsun hem cemaatinize olsun. hem Hazreti Hacı bayram Veli'nin topraklarına Aynen. bizden selam götürün inşallah. inşallah. Allah hayırlı inşallah. hizmetlerinizi aleykümselam, artırsın. Aleykümselam. Kıymetli hocam Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, kıymetli kardeşlerim, hüzün ve keder konuşuyoruz. Gam ve kederi bu manada Hazreti Peygamber'in, peygamber kardeşlerinden Lut Peygamber'in Ailesiyle ilgili de şu hatırayı, yani gam ve kederle Allah peygamberleri de imtihan etmiş. Yakub'u söyledik, bir de Lut peygamber. Allah nasip ederse Lut peygamberin hayatını aslında bir bütün olarak, hani o devirde erkeğin erkeğe düşkün olduğu ahlaksız bir dünya vardı. Lutilik de diye hani geçen. Konumuz o olmadığı için ben o konuyla ilgili olayları değil de Ankebut Suresi 33. ayet. O ayette bir peygamberin aile halkı, eviyle imtihanı, hanımıyla imtihanı ve onun için Allah'ın gönderdiği ayeti size arz etmek ve o ayet üzerinden anladıklarımı ve düşündüklerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Elçilerimiz yani Allah melekleri gönderdi Lut peygambere. Ne şeklinde? Genç oğlanlar şeklinde. Yüzünde tüy bitmemiş, yetişkin 17, 16, 17 yaşlarında oğlan çocuğu. Çok güzel yüzlü. Neyle imtihan ediyor bakın Allah? Sapık bir köy, sapık bir toplum ürdünde bu. Ee, Hazreti Lut'un Sodom ve Gomora şehirleri. Hazreti Lut'un devrinde iki melek gönderiyor Allah. Bu melekler de oğlan çocuğu şeklinde. Tam o köyün azgınlığıyla ilgili. Lut peygambere geldiklerinde Lut onların yüzünden tasalandı. Yani Allah'ın misafirlerine benim halkım saldırır. Onları taciz etmeye çalışır. Onlara zarar vermeye çalışır diye endişelendi. Korktu. Lüt Peygamber ayeti kerime. Onlar hakkında çaresizlik içine düştü. Yani endişeye düştü. Nasıl koruyacağım şimdi kocaman şehir halkı hepsi de sapık. Yani kadınları bırakmışlar erkeklerin peşine düşmüşler böyle bir sapıklık. Allah da onların tam sapıklıklarıyla ilgili iki melek göndermiş. Oğlan çocuğu şeklinde melek çaresizlik içine düştü. Melekler Luta dediler ki korkma. Bak, üzülme. Hüzünlenme yani. Sen dur. Korkma. Biz seni ve aileni kurtaracağız. Ancak hanımın başka. Allah Allah. Peygambere diyor ki bak kadın evde uyuyor yatağında. Nikahında kendi nikahlısı, şu yatan hanımın var ya, ha, o başka, o kurtulmayacak. O geride kalıp kafirlerle beraber helak olanlardan olacak. Allah Allah. Geleceği Allah bilmez diyen zavallılar var, haşa. Bakın Luta diyor ki, senin hanımın ailenden o helak olacak geleceği söylüyor Allah. Ve sen üzülme diyor. Korkma. Bize bir şey olmaz yani. Allah'ın melekleri ne yapabilirler? Bu olayda bir peygamberin içine düştüğü bir çaresizliği anlatıyor Allah. Peygamberler de yani sınanmışlar, denenmişler. Ama bir Allah melek göndermiş ona. O toplum ıslah olmuyor, helak olacak zaten. Lut gölü vardır Ürdün'de. İnsanlar o öyle bir felaket geldi ki o göl o dağların arası sularla doldu. O şehir halkı helak oldu. Bir tane canlı kalmadı. Bir avuç Müslümanın dışında hatta Nuh Lut'un hanımı da Lut peygamber bak bu ayet var. Lut peygamber yine de karısını kurtarmak istedi. Dedi ki bak Sabah felaket gelecek. Gökten yağmurlar, felaketler yağacak, yıldırımlar. Öyle bildiğin gibi bir yağmur değil. Yerden sular fışkıracak. Yani helak olacak bu şehir. İnsanlardan kurtulan kalmayacak. Sen bizimle gel. Kadın Müslüman değil. Aman ya Rabbi. Kadını Müslümanların olduğu kervana aldı Lut peygamber. Çıkıyorlar dağa doğru. O arada felaket bastırdı, bir yağmur, bir fırtına, gök simsiyah, kapkaranlık oldu gündüz vakti. Yürekler dayanmıyor. Allah'ım sen korkulacak hallere düşürme ya Rabbi. Şimdilerde yine Ege Denizi başta olmak üzere Çanakkale sallanıyor birkaç gündür. Allah'ım sen koru ya Rabbi. Bütün başta Çanakkale'deki kardeşlerimiz olmak üzere. Allah'ım felakete maruz kalan kardeşlerimize yardım et. Yüreklerine ferahlık ver. Mallarını, canlarını sen koru ya Rabbi. İstanbul'umuzu da, Türkiye'mizi de ve bütün dünyadaki Müslümanları sen koru ya Rabbi. Kardeşlerim o felaket geldiğinde karısı tabii ama melekler diyorlar ki Hazreti Lut'a Söyle hiç kimse arkaya bakmasın. Ne oluyor acaba köyde bir bakayım diye geri dönmesin. Dönen taş kesilecek. Kimse dönmesin. Hazreti Lut'un karısı iman yok ya içinde. Arkadakilere bakmayın. Siz habire dağı çıkmaya bakın. Peygamber bunu söylüyor. Karısı tuttu dayanamadı. Geri döner dönmez taş kesildi. Allah vaat etmişti ya, o geri kalanlardan olacak. O kurtulamayacak. Ne kadar tedbir aldıysa da Lut peygamber, kardeşlerim, Allah'ın gücünün karşısında kulun yapacağı bir şey yoktur. Biz kadere boyun bükeceğiz. Hazreti Lut aleyhisselam evindeki hanımını kurtaramadı Müslümanlar. Beni dinliyor musunuz can kardeşlerim? Hazreti Lut peygamber evindeki hanımını kurtaramadı. Kul kulu kurtaramaz bunu unutmayın. Kişinin şu kalbindeki iman var ya o kurtarır kendini. Seni kurtaracak sensin. Sağa sola bakma. Falan hocanın sohbetini dinlersek düzelir. Falan mübarek dua ederse iyi olur. Böyle bir şey yok. Dua alın. Duaya hiçbir şey demiyorum. Ama seni sen kurtarırsın. Peygamber 40 kere tembih etti. Arkanıza bakmayın. Helak olursunuz. Allah'ın vaadi var. Peygambere bir güven ya. Acaba olur mu? dedi taş kesildi. Kaldı orada. Niye? İçinde iman yok. Şurada iman yok işte. Allah'ım. Ya Rabbi kalbimizi sarsılmaz bir imanla doldur ya Rabbi. Değerli Müslümanlar, insan hüzünle imtihan olur. Hüzün herkesin başına gelir. Dünyalık acılar da gelir. O adam korkutuyor, tehdit ediyor, korkuyor. Mesela Peygamber Efendimiz'e Allah la tahzen innallaha ma'ana sevr mağarasında Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de Medine'ye hicret ederken Hazreti Ebu Bekir telaşlandı, korktu. Bazı sapık düşünceli insanlar, ben böyle insanlar da var mı dünyada bilmiyordum ama varmış. Biri dedi ki, Ebu Bekir dedi, kendi canının derdine düştü, korktu ki dedi, Allah dedi, korkma diye ayet gönderdi. Ya bir insan bir ayeti bu kadar mı yanlış tefsir eder? Bu kadar mı sapıkça ters tarafa çeker? Orada Allah korkma, üzülme. Allah bizimle beraberdir derken Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir korktu, kaçacak, peygamberi bırakacak diye değil. Hazreti Ebubekir diyor ki ya Resulallah ya sen yakalanırsan bu kafirler sana bir zarar verirse ben Allah'a nasıl hesap veririm? Peygamber olan sevgisinden korkuyor Hazreti Ebu Bekir. İnsanoğlu da öyle değil midir? Çocuk korkar değil mi? Anası der ki yavrum korkma. Bak ben yanındayım. Bu korku korkma yavrum derken yani o korku anası oğlunu terk edecek. Oğlan anasını terk edecek değil ki çocuk anasına yapışmış zaten. Kaç desen de kaçamaz. Hazreti Ebu Bekir malını bırakmış, servetini bırakmış. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın peşine düşmüş Medine'ye hicret ediyor. Resulullah'ın en yakın arkadaşı, en sadık dostu. Buradaki korkma, üzülme, Allah bizimle beraberdir. Ayeti kerimede peygamberimizin söylediği Hazreti Ebu Bekir'e bu söz, Ebu Bekir Efendimiz'e olan sevgisinin ispatıdır. Yani Resulullah ne kadar seviyor ki Hazreti Ebu Bekir'i, bir annenin evladını sevdiği gibi seviyor. Nasıl anne yavrusuna yavrum korkma ben yanındayım artık. Korkma. Sana kimse bir şey yapamaz. Der ya anne evladına. Hazreti Muhammed Aleyhisselam da Ebu Bekir Efendimize diyor ki korkma Ebu Bekir. Allah bizimle beraber diyor. Allah bizi koruyacak. Rabbim bizi koruyacak. Dünyalık korkular da oluyor insanlarda. Kızım diyor, işte diyor, başörtüsü örtü diyor, işten atılırsa ne olacak? Bir arada öyle dertlerimiz vardı. Geçti gitti, şimdi yok gibi millet. Hep böyleydik zannediyor. Millet yaşadığı acı dolu günlerde unutmaya başladı. Neler yaşadık? Şu kısacık ömrümüzde. İmam Hatip kapısında çocuklar ağlamadı mı ya? Neydi ki? Ne gereği vardı? Ne gereği vardı? Bu milletin insanı, bu halkın, Solcusu da sağcısı da, Alevisi de, Sünnisi de yaşasın kardeşim ya bu ülkede. Huzur içinde yaşasın. Niye milleti birbirine düşman ediyorsunuz? Öyle yaşamasınlar. Laiklik gider, gitmiyormuş bak laiklik. Yani devlet dairesinde öğretmen başına örtü taktığında isteyen yani. İstemeyen de takmasın. Ben takmayanın da takmadığına hiçbir şey demiyorum. Herkesin günahı kendine başını örtmemek Allah katında günahtır. Bunu öbür dünyada göreceksiniz. Baş örtmek Allah'ın emridir ama başını açan insanın özgürlüğünü savunmalıyız biz. Biz insanız ya, beraber yaşayacağız. Dolayısıyla komşuluğumuza zarar vermemeli. Herkes bildiği gibi yaşasın. Ama birbirimize nasihat edelim, hatırlatalım. Müslümanlar birbirine hatırlatsınlar. Helal olanı Allah'ın emrini birbirimize hatırlatalım. Adam her türlü günahı sevdire sevdire gösteriyor. Reklamını yapıyor. Milyon dolarlık projeler yapıyor. Sen bir şey diyorsun aman onu deme. Aman baskı yapma. Ya bilsin istediği gibi yaşasın. İçkinin haram olduğunu Müslümana anlatalım biz. İçen içsin. Ahirette hesabını kendi verir kimsenin hayatına baskı yapamayız. Biz deriz ki Müslüman insan bu haramı işlemeyecek. İş yapmayın, günahtır. Allah bunun hesabını sorar, bunu diyeceğiz. O adamın korkusuna bak. Bizim çocuk diyor ya diyor başını örtünce işten atılırsa. Ya başını örtsün de işten atılsın o. Sen Allah yarattı onu. Sen Allah'tan daha mı güçlüsün? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Attılar ama hocam. Atsınlar. Allah günü çevirdi, zamanı çevirdi. Ama bir taraftan da Müslümanlar başı açık insanla başını ört diye zulmetmesin. Bu da yanlış. Herkes kendi imanıyla hareket etsin. Allah katında birine zorla namaz kıldırsan, birine zorla oruç tuttursan hiçbir sevabı olmaz. Hiçbir değeri olmaz. Allah onu görüyor. İnsanın kendi aklıyla, kendi kalbiyle tercih edip namaz kılması Allah katında değerlidir. Başını örtmesi Allah katında değerlidir. Haram yememesi Allah katında değerlidir. Kul hakkına el uzatmaması kendi iradesiyle, kendi gönlüyle. Öyle insani korkularımız var ki hüzün, insanın vücudunda bir evet bu zaaf vardır. Biz insanız. Biraz ses çok çıksa korkar insan. Yani gök biraz fazla gürlüyor mesela, bir gök gürlüyor, bir şimşek çakıyor, insanın aklı gidiyor, korkuyor. Hele o dağ başında, yani bazen ben gençlik yıllarımda imamlık yapıyordum Tokat Almus'ta orman dibinde, bazen böyle geceleri dışarıda olduğumuzda, hele o ormanlarda filan var ya. Bir gök gürleyince insan nasıl korkuyor biliyor musun? Yasin, Masin var ya hızır hızır okuyorsun ama öyle korkuyorsun ki bacağında derman kalmıyor. İnsan zaaf sahibidir. Zaaflarımız var. Korkuyor insan. Şehadet getiriyor. Peygamberimiz diyor ki şehadet getirin. Yani Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Şimşek çaktığını gördüğünüzde bunu söyleyin. Bir de eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yüreğini gamla dolduran çok olaylar yaşanmış. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küçük oğlu İbrahim ölmüş. İbrahim. 2 yaşında. Ömrünün sonu Hazreti Muhammed 61 yaşında. Aleyhisselam. Peygamber Efendimiz 61-62 yaşında hatta. Ömrünün son yılları. Bir, bir buçuk yıl ya var ya yok. Allah Resulü'nün bir çocuğu var, bir oğlu İbrahim. Medine'de doğdu. Annesi kim? Maria. Maria. Maria ne hocam? Bildiğiniz Maria. Hristiyan ismi var ya. Ha o Maria işte. Resulullah'ın hanımı diyelim. Mısır e, Meliki peygamberimize mektup gönderdi peygamberimiz. Onu İslam'a çağıran Allah'ın ayetlerinin yazdığı mektup gönderdi. Adam mektubu öyle hoşuna gitti ki Hazreti Muhammed'e hediye olarak kadın yolladı. Kölelik var ya o zamanlar köle yolladı hediye olarak. Şuna bak. Biz olsak ne yaparız? Çok sevindiğimiz bir şeye filanın doğum günü diyoruz. Yüzük alırız, küpe alırız değil mi? İnsan hediye diyorlar insana. Hazreti Muhammed kendine hediye olarak gelen Maria annemizi azat etti. Hürriyetine kavuşturdu. Serbest bıraktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de o Maria serbest bırakıldıktan sonra ister Mısır'a döner, ister başka gitmedi kadın Müslüman oldu. Vallahi dedi bunu ancak bir peygamber yapar. Allah Resulü hediye olarak gönderilmiş bir kölenin bir peygamberin hanımı olabileceğini gösterdi. Onunla nikahlandı. Onun evliliğine talip oldu. O kadın da şeref duydu. Çünkü Böyle bir şey yok o dünyada. Ne var? Köleler istedikleri gibi kullanılır, sokağa atılır affedersiniz. Çok özür dilerim. Erkek olsun kadın olsun hayvan gibi döverler, öldürürler. Kadınlar kadınlık da yaparlar efendilerine ama hiçbir değerleri yoktur. Öyle nikah, mika, evimde namusum filan yok. Hazreti Muhammed yani kölelere böyle davranılmayacağını Onların namuslu bir aile kadını olabileceğini gösterdi. Ondan çocuğu oldu Hazreti Muhammed'in. Bak peygamberimizin Ayşe anamızdan çocuğu olmadı. İşe bak ya. Hazreti Ebu Bekir'in kızı çocuk, çocuk yapamadı, çocuğu olmadı. Hazreti Ömer'in kızı peygamberimizin hanımı çocuğu olmadı. Allah'ın işine bak. Ama Mısır'dan Hristiyan olarak gelen bir kadın, Hristiyandı Maria. Onun çocuğu oldu. Bir de oğlan çocuğu. Peygamberimizin oğlu yok ya. Hani şimdi insanlar var. 3 tane çocuğu oluyor. 3 oğlan oluyor peş peşe. Bir de kız olsa diyor. Olmayana hasret çekiyor insan. Veya üç kızı oluyor. Bir de oğlum olsa diyor mesela. Peygamberimizin de 4 kızı olmuş. Bir de oğlu olmuş şimdi. Allah Resulü onu şehrin kenarında bir annemize süt emzirecek bir süt anneye gönderdi. Maria annemizin çocuğunu. Maria annemiz de çocuğuna bakıyor. O kadın da Peygamberimizin oğluna bakıyor. Resulullah da o kadının evinde olduğu saatler orayı ziyarete gidiyordu. Para karşılığı kadın bakıyor Peygamber'in çocuğuna. Resulullah Aleyhisselam çocuğu ziyaret ettiğinde bir baktı ki hastalanmış. O zamanlar çocukların salgın hastalıkla ölmesi çoktu. Allah Resulü'nün yavrusu öldü. Kucağında öldü diyor sahabe efendilerimiz. Çocuğunu ziyarete gittiğinde yavrusunu kucağına almış. iki yaşında çocuk konuşuyor. Anne diyor, baba diyor. Bana şeker al diyor, çikolata al diyor mesela yani. İki yaşında çocuğu düşünün diye söylüyorum. İki yaşında bir çocuk. En tatlı devirleri değil mi? Oğlan olsun, kız olsun. En sevimli yılları değil mi iki yaş? En bal gibidir yani. Allah yavrularınızın, torunlarınızın acısını göstermesin. Zor bir şey. Kucağında severken, kucağında peygamberin oğlu ölüyor. Allah'ım ya Rabbim. Resulullah nelerle denenmiş ya Rabbim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz o zaman gözlerinden yaşlar dökülüyor. O yavrucağı mezara gömerken o çocuğu toprağa gömerken Allah Resulünün gözünden yaşlar akıyor. Resulullah aleyhisselam efendimiz ağlayınca orada bulunan Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh olması lazım. Yani o da var, başka sahabilerin adı da var diyorlar ki ya Resulallah siz ağlıyor musunuz? Yani çocuğunuz öldü diye siz ağlıyor musunuz? Halbuki ölülerin arkasından ağlamayı bize yasaklamadınız mı? Peygamber Efendimiz ben size ağlamayı yasaklamadım dedi. Ağlamak değil yasaklanan isyan etmeyi yasakladım. Yani üstünü başını yırtarak vücuduna yumruklar vurarak böyle göğüslerini döverek Allah'a isyan edercesine nereden öldü bu niye öldü bu bu gencecik yaşında ölecek vakti miydi dünyaya doyamadı falan böyle Allah'a isyan eden bu şekilde çığlıklar atmayı isyan etmeyi size yasakladım yoksa dedi göz yaşarır dedi peygamberimiz Gönül hüzünlenir dedi. Bu her insanın yapacağı bir şeydir. Ben de yavrum için gözüm yaşardı, gönlüm kederlendi. Rabbime isyan etmiyorum. O verdi, o aldı. Allah azze ve celle gam ve keder uzun bir konu. Peygamberin hüzün yıllarını da konuşacağız. Şakalarını, peygamberi güldüren olayları onlar da konuşacağız inşallah. Ama şimdi dua vakti. Gelin dua edelim. Gam ve kederi dağıtacak dua var mı? Var. Peygamberimizin yaptığı güzel bir dua ile dua programımızı gelin beraber tamamlayalım. Amin. Amin. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اني اعوذ بك من الحم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من البخل واعوذ بك من, 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 من غلبه الدين واعوذ بك min rical ya alemin Allah'ım her türlü gam ve kederden hüzün ve elemden kederden sana sığınırız acizlikten tembellikten korkaklıktan cimrilikten sana sığınırız ya Rabbi borçların altında kalıp ezilmekten borçluların kapımıza dayanmasından ve insanların bize kahretmesinden sana sığınırız. Koru bizleri ya Rabbi. La ilahe illallahül halim. Ey azim ve halim olan Allah'ım. Senden başka ilah yoktur ya Rabbi. La ilahe illallahü rabbül arşil azim. Ey en azametli arşın Rabbi olan Allah'ım senden başka kulluk edecek ilah yoktur ya Rabbi. La ilahe illallahü rabbus semavati ve rabbul arzi ve rabbul arşil kerim. Ey göklerin ve yerlerin Rabbi, ey güzel arşın sahibi Allah'ım, senden başka ilah yoktur ya Rabbi. Allahümme, inni aüzdü e bika e min al-jubni ve al-buxli e ve bika min urada ila al-arz ve aüzdü bika min fitneti dünya ve aüzdü e bika min fitnetil kabri ya Rabbi. Allah'ım cimrilikten ve korkaklıktan sana sığınırız. Ömrümüzün en aşağısına çevrilmekten sana sığınırız. Dünyanın fitnelerinden ve ahiretin kabir imtihanından kabir azabından sana sığınırız koru bizleri ya Rabbi. Allah'ım günahlarımızı affeyle. Ey katında hiçbir şeyin zayi olmayacağı Allah'ım küçücük iyiliklerimizi bizi kurtaracak ahiret ameli eyle ya Rabbi. Allah'ım ya Rabbi saklanmayacak büyük günahlarımız var. Küçük büyük günahlarımızı mahşer günü karşımıza çıkarma ya Rabbi. Ana babalarımıza, dedelerimize, üzerimizde hakkı olan bütün ölmüşlerimize, ecdadımıza, dinimizi, devletimizi, milletimizi, halkımızı, vatanımızı, ülkemizi, alemi İslam'ı bugünlere getirenlere, zerre kadar hayırlı hizmeti ve emeği olanlara gani gani rahmet eyle ya Rabbi şehitlerimiz var. Ailelerine sabır ver ya Rabbi. Yavrularımızı sen koru ya Rabbi. Bütün askerlerimizi, bütün polislerimizi, insanların, Müslümanların, halkımızın, devletimizin iyiliği için çalışanları sen koru ya Rabbi. Allah'ım bizi birbirimize düşürme. Allah'ım bizi birbirimize düşman etme. Bu memlekette, bu ülkede yaşayan bütün Müslümanları birbirine sevdir ya Rabbi. Bütün insanları Hangi dinden olursa olsun ister Yahudi ister Hristiyan Allah'ım dünyadaki insanları birbirini anlayan birbirine hoşgörüyle bakan kullar eyle ya Rabbi. İman nasip eyle herkese ya Rabbi. Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eyle. Günahlarımızı affeyle. Dualarımızı kabul eyle. Cumanın bereketini, nurunu, feyzini cümle ümmeti Muhammed'e ve şu amin diyen bütün Müslümanlara nasip eyle ya Rabbi. آمين آمين طه وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة